27 Mayıs 1960 Türk demokrasi tarihinin en karanlık günüdür. Reis Beyefendi Hazretleri, bu tamamen aklı mantıkın haricinde kıyasında bir şey. Müsaade buyurursanız arz edeyim. 146 Taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. Eşinle çok az rastlanan bir utancın yıl dönümündeyiz. Aradan geçen 61 yıla rağmen hala Türk milletinin kalbinde kanayan bir yaradan bahsediyoruz. 1946'da kurulan Demokrat Parti, Mayıs 1950'de halkın büyük desteğiyle iktidara gelerek 17 yıllık tek parti dönemini tarihe gömmüştü. Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti 22 Mayıs 1950'de göreve başladı. Ünlü "Yeter Söz Milletindir" sloganıyla yola koyulan Menderes ve arkadaşları, başta Türkçe yazan olmak üzere tek parti döneminin bütün baskıcı ve antidemokratik alışkanlıklarını tarihe gömdü. Milleti arkasına alarak demokratikleşme ve kalkınma alanında büyük adımlar atan Adnan Menderes hükümeti 1954'te %57 oyla 502 milletvekili çıkararak yeni bir zafere imza attı. 27 yıllık tek parti döneminin milli şefi İsmet İnönü o seçimden sonra Menderes hükümetine karşı çok sert muhalefete başladı. Kullandığı en önemli güç de Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Ordu içerisindeki rahatsızlıklar artmaya başladı. İstanbul'daki azınlıklara karşı başlatılan 6-7 Eylül olayları ve ekonomik krizler hükümeti sıkıntıya sokmaya başladı. Ordu içinde darbeci cuntalar oluşmaya başladı. Üniversite öğrencileri hükümet aleyhine gösterilere başladı. Turan Emeksiz adlı öğrencinin bu gösteriler sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle İstanbul ve Ankara'da sıkı yönetim başladı. 5 Mayıs 1960'ta bir öğrenci grubunun 555K yani 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da koduyla düzenlediği gösteriler ve ardından Harp Okulu öğrencilerinin Kızılay'daki sessiz yürüyüşü gerilimi iyice tırmandı. Ve 27 Mayıs günü sabaha karşı ordu içindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi yönetime el koydu ve tanklar sokağa indi. Türk demokrasisine vurulan ilk büyük darbe Kurmay Albay Alparslan Türkeş tarafından 04.36'da Ankara Radyosu'ndan okunan bildiriyle bütün Türkiye'ye duyuruldu. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Orgeneral Cemal Gürsel'in başkanlığını yaptığı komitenin devraldığı darbeci yönetim peş peşe tutuklamalara başladı. Anayasa ve meclis feshedildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdel Hun ile asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı. Tüm tutuklular Yassıada'da hapsedildi. Ve Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak geçen Yassıada duruşmaları başladı. Bir numaralı sanık Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Sanık sandalyesinin ikinci sırasında oturan isim ise Başbakan Adnan Menderes'ti. Yassıada'daki antidemokratik yargılanmalar 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan oy birliğiyle idama mahkum edildi. Celal Bayar hakkındaki karar yaş haddi nedeniyle müebbet hapis cezasına dönüştürüldü. Darbe mahkemesi kararını aslında aylar önce vermiş ve İmranlı Adası'nda dar ağaçları bir ay öncesinden kurulmuştu. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, merhum Menderes ise İmranlı Adası'nda 17 Eylül 1961 yılında idam edildi. Menderes ve 3 bakanın idam edilmesi, Türk milletinin yüreğine saplanan bir hançer yarası olarak yıllarca kanadı. 11 Nisan 1990'da kabul edilen bir kanunla Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen arkadaşlarının itibarları iade edildi. Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'nun naaşları 17 Eylül 1990'da İmranlı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı. Ruhları şad olsun.